Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu alazim. Kıymetli kardeşlerim, kısa surelerden Alak suresi üzerine konuşacağız bugün. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Sadakallahu'l-azîm. Bu Mekke'de inen sure, ilk ayeti böyle oku Rabbinin adıyla ki o yarattı diye başlıyor. İlk inen 5 ayetin bu ayet ve devam olduğu söyleniyor. Yani genellikle kabul edilmiştir bu. İlk inen ayetler hangisidir? Alak suresinin 5 ayetidir. İlk inen tam sure hangisidir? Ayetler parça parça iniyordu. Cebrail getiriyordu. Peygamberimize söylüyordu. Bu 5 ayeti şu sureye koy, bu 10 ayeti bu sureye koy diye. Bazen bütün bütün iniyordu, bazen parça parça iniyordu. İlk inen tam sure Fatiha suresidir. Yani yaygın kabul gören görüş de budur. İlk tam sure Fatiha suresi. İlk inen 5 ayet ise bu şimdi okuyacağımız Alak suresinin ilk 5 ayeti. Alak asıl duran şeyler demek. Alaka o bir tane asıl duran şey. İnsanın aslı o. Ana rahminin duvarına tutunduğu için alak asılı duruyor. Ondan dolayı böyle bir isim verilmiş. Alakla alaka arasında da bir ilişki var. Yani insanların birbirleri ilişkileri. Allah-u Teala biraz da bizi böyle yaratmış. Tek başımıza yaşayamıyoruz yani. Alaka kuruyoruz başkalarıyla muhakkak. Sosyal varlıklarız yani. Allah-u Teala bizi böyle yaratmış. İkra, oku. İlk İslam'ın emri bu. Oku deyince hemen aklımıza şöyle gelmesin. İslam hemen okuma yazma seferberliği başlattı. Herkes artık okumaya yazmaya başladı. Öyle değil. Buradaki kastedilen Allah-u Teala'nın ayetlerini oku şeklinde. Allah-u Teala'nın da iki tür ayeti var. Birisi kitabında, işte bu ayet, ilk bu, İkra peygamberimize gelen. Tabii önceki peygamberlere de vahiy gelmişti. Son peygambere gelen ilk şey bu ifade, İkra. Birincisi o, yani Allah-u Teala'nın kitabındaki ayetleri oku. İkincisi de Allah-u Teala'nın yerde, gökte bulunan ayetlerini oku. Yani üzerine düşün anlamında. Allah-u Teala hiçbir şeyi, dünyayı, gökleri, ikisi arasındakileri, yerin altındakileri boşuna yaratmadı. Hepsinin bir anlamı var. Hepsi Allah-u Teala'yı gösteriyor. Bunlar boşuna değil. Bunlar birbirleriyle sıkı bağlantıya sahip. Hatta şöyle derler, okyanusun bir ucunda bir kelebek kanat çırpsa, öbür ucunda tsunami'ye neden olabilir derler. Yani her şey bir, şey bir şekilde birbiriyle irtibatlı. Bu ayetleri de okumak lazım. Bir de Allah-u Teala'nın kitabındaki ayetleri okumak lazım. İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Niye senin Rabbin dedi peygamberimize? Ona değer verdiği için böyle söyledi. İnne a'taynâ kel kevfer fesallî li rabbike. Rabbin için namaz kıl derken yine senin Rabbin ifadesi orada da kullanıldı. Burada da yine senin Rabbin diyor peygamberimize değer verdiği için Allah-u Teala. Özelliği nedir senin Rabbinin ey Muhammed? Ellezî halaka, o yaratandır. Madem Allah-u Teala bizi yarattı, o zaman bize düşen de ona itaat etmektir. Bizim sahip olduğumuz şeyler var. O sahip olduklarımızın bizim isteğimize uygun hareket etmesini, öyle işe yaramasını isteriz biz. Rabbimiz her şeyin sahibi. Madem Allah-u Teala bizim de sahibimiz, haliyle onun dediğini yapmakla mükellefiz. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ İnsanı alaktan yarattı. Az önce bahsettiğim şey. Hani güncel ifadesi de embriyo deniyor. O anne, ana rahminin duvarına tutunan şey. Küçük böyle kan pıhtısı gibi. Sülük, sülük de öyledir yani. Sülük tutunur bir yer, oradan kan emer. O da öyle tutunuyor ve oradan büyümeye başlıyor. İnsanı alaktan yarattı. Burada şöyle bir mesaj da var. İnsanoğlu sen kibirleniyorsun, ben şunu yaparım, bunu yaparım, şöyle güçlüyüm, böyle güçlüyüm diyorsun. Ama bil ki sen böyle basit bir sudan yaratıldın yani. Hepten hava olsan bile değerin nedir yani? İkra ve Rabbukel Ekrem, oku. Rabbin en cömert olandır. Rabbuke Ekrem'un deseydi o zaman Rabbin cömerttir olurdu. El Ekrem deyince
Yani onun gibi cömert olanı yoktur anlamına gelir. Allah-u Teala zaten bundan hiç şüphe yok. Allah-u Teala ile hiçbir biz pazarlık yapmadık, ticaret yapmadık. Allah'ım bunun karşılığında bana göz ver, kulak ver falan hiç öyle bir şey yok. Allah-u Teala diledi, bize ikramda bulundu ve bizi yarattı. Gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor, burnumuz koku alıyor. Nimet üstüne nimet, Allah-u Teala bunların hepsini peşin ve karşılıksız verdi yani. O çok cömert. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ O kalemle öğretti. Şimdi ne oldu? İlk ayet oku diye başladı, şimdi de kalemle öğretti diyor. Sonra kalemden de bahsetti. Yani Kur'an-ı Kerim ilmi teşvik eder. Fakat temelde bileceğiz ki yani Kur'an-ı Kerim insanlara doğru yolu göstermek için geldi. Geri kalan insanlar zaten keşfediyorlar. Tabii dinlerin de epey bir rolü vardır eğitim-öğretim hayatında. Eğitim-öğretim tarihinde dinlerin rolü çoktur. Çünkü dinler insanları bir şeye çağırırlar. Bir şeye çağıran kişinin de eğitim vermesi gerekir. O yüzden çoğu üniversite, mesela yabancı üniversitelerde de öyledir. Oxford'lu, Cambridge'li vesaire. Rahiplerin kurduğu şeylerdir bunlar, kurumlardır. Onlar da Hristiyanlar çağırıyorlar, bozulmuş bir dine çağırıyorlar. Müslümanlar da kendi okullarını kurdular. Nizamiye medreseleri vardı mesela Selçuklularda. Onlar da insanları İslamlaştıracağız, Allah-u Teala'ya itaat eden kullar olacak diye uğraştılar. Kalemle öğretti. Kalem tabi yazma aracı. Günümüzde artık bilgisayarla, klavyeyle de yazılıyor. Allah-u Teala kalemle öğrettiğini ifade ediyor. Bu da bir nimet. Diğer canlılar bunu yapamıyorlar. Mesela bazı iftiracılar işte Allah yaratmadı insanı, maymundan geldi falan diyorlar. Maymun hala var, maymunlar. Yani maymunun yanına koysan kalem kağıt bir türlü yazmayı öğrenemiyor yani. Ya da hava çok işte soğudu. Soğuk bir havada donacağını bilse yani maymun, yanına koysak kibrit, güzel odunlar falan işte hadi yak, bunu bir türlü akledemez yani. Hani insanın özel bir durum var. Allah-u Teala insana çok ikramda bulunmuş ve halifelik yapabilecek yani yeryüzünü yönetebilecek kabiliyette yaratmış onu. Allemel insane me alem ya'lem, insana bilmediğini öğretti. Nasıl oldu bu? Biz doğduk, fazla bir bilgimiz yoktu. Hani bebek, çocuk vesaire. Allah-u Teala öyle bir kabiliyet verdi ki bize, bilmediklerimizi öğrenebiliyoruz. Her gün üstüne yeni bir şey ekleyebiliyoruz. O da başka bir nimet. Bir de vahiy nimeti verdi Rabbimiz. Biz cennet nedir, cehennem nedir, buna dair kesin bilgilerimiz yoktu. Allah-u Teala'nın özellikleri nedir, bunları biz bilmiyorduk. Allah-u Teala bize öğretti. Nasıl? Peygamberler aracılığıyla. Cebrail'i gönderdi, Cebrail de vahiy onlara ulaştırdı. Biz de öğrenmiş olduk elhamdülillah. Kella innel insane leyatga, hayır, şüphesiz ki insan azar. Burada bahsedilen, şimdi kötü birinden bahsedilecek, bu namazdan alıkoymaya falan çalışacak, bu kimsenin Ebu Cehil olduğu söylenir. Ebu Cehil, cehalet babası demek. Bu adamın adı normalde Ebu'l Hakem idi. Yani görüşüne başvurulan, hakemlik yapan birisiydi. Mekke'nin ileri gelenlerinden de o. Ama İslam'a düşman olduğu için Allah-u Teala o İslam düşmanları cahil olarak isimlendiriyor. Cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar diyor bir ayette. Yani gayri İslami yollara mı gidiyorlar anlamında. Müslümanlar da buna cahil adı taktılar. Ebu Cehil, cehalet babası dediler. Çünkü İslam'a karşı çok mücadele ediyordu bu. Kella innel insane leyatga, insan azar. Tabi sadece Ebu Cehil'e sınırlamaya gerek yok. Ayette zaten Ebu Cehil'in adını da vermedi. İnsan azar dedi. İnsan azgınlık yapar. اَرْرَٓا هُسْتَغْنَا kendini yeterli görür ondan dolayı. Yani benim her şeye gücüm yeter, her şeyi yapabilirim zanneder insan. Param var, makamım var, mevkim var, şunu yaparım, bunu yaparım. Böyle düşünen insan da yoldan çıkar. Halbuki acizdir yani. İnsanlar izliyor işte, doğuyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar. Güçlü, kuvvetli, yakışıklı, güzel. Sonra hepsi ne oluyor? Yaşlanıyor, elden ayaktan düşüyorlar. Bunu sürekli izlememize rağmen şeytanın verdiği vesveseyle insanlar azgınlığa yöneliyorlar. İnne ila rabbike ruc'a, şüphesiz ki senin Rabbinedir dönüş. Bakın yine peygamberimize değer verdiği için senin Rabbin dedi burada da. Dönüş Rabbinedir. Bu tür ifadeler müminler için müjdedir. Yani müminler ya dünyada hakkımı alamadım, dünyada işte nimetlerden ben yeterince faydalanamadım falan diye kendinizi üzmeyin. Zaten bu dünya geçiciydi. Sonuna kadar faydalansan bile yine sende kalmayacaktı o. Yani her şey bizden, elimizden uzaklaşıp gidiyor yaş ilerledikçe. Siz ebedi olan, ahirette olanı isteyin.
Rabbinize dönüş onadır. Zaten sizin ödünüzü bol bol verecek anlamına gelir. Fakat burada kastedilen kimseler dönüş Allah'adır denildiğinde kafirler olursa bu sefer de onlara tehdit olmuş olur. Siz burada zulümler işliyorsunuz yeryüzünde, insanlara kötülük yapıyorsunuz. İşte İsrail'in yaptığı gibi çocukları, kadınları, yaşlıları öldürüyorsunuz. Ya Rabbinizedir bu dönüş. Bunun hepsinin hesabını vereceksiniz anlamına gelir. اَرَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا Alıkoyanı gördün mü? Abden اِذَا salle Namaz kılarken bir kulu. İşte Ebu Cehil diyormuş ki ben göreyim Muhammed'i ensesine çökeceğim namaz kılarken. Ona eziyet edeceğim diyormuş. Sen o kulu onu gördün mü diyor Rabbimiz. O yasaklayanı gördün mü? Namaz kılarken bir kulu. اَرَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى Ne dersin o engellenen kul, hani namaz kılması engellenen kimse, hidayet üzereyse ne olacak ya? Ya doğru bir şey yapıyorsa ne olacak diyor. Ki yani günümüzde de böyle sorunlar yaşanıyor maalesef. Adam çalışıyor, iş yeri sahibi diyor ki namaza gidemezsin, cumaya gidemezsin. Ya böyle bir şey olmaz ya. Ya adam ahiretini mi yaksın, ne demek gidemezsin yani? Gidecek. Ama adam işte rızık teminiyle namazı terk konusunda adamı ikilemde bırakıyor. Allah korusun. Olacak iş değil. Yani feci bir insan hakları ihlalidir bu. Ev emara bit takva ya da takvayı emrediyorsa, Allah'tan korkmayı emrediyorsa bu senin engellemeye çalıştığın namaz kılan kişi. Erayeti in kezzebe ve tevelle. Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? Elem ya'lem bi ennallaha yara. Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Yani sen böyle bir şey yapıyorsun. İnsanların namazlarını koyuyorsun. Namaza gitme, cumaya gitme. Bunun sonucunu da hesap etmelisin yani. Bu yapıl doğru bir şey yapıyorsa, ya Allah'tan korkmaya teşvik ediyorsa nasıl yapıyorsun sen bunu? Kelle hayır le in lem yentehi. O bırakmazsa bu yaptığını le nesfa'an bin nasiye. Onu diyor perçeminden tutacağız böyle diyor. Hem alın demek nesfa'an bin nasiye, hem alın demek hem perçem, yani şu hemen alnın üstündeki saç kısmı demek. Oradan tutup böyle diyor sürükleyeceğiz onu. Tabi Rabbimizin melekleri onu yapacak. Nasiyetin kâzibetin hâtiye. Nasıl bir perçem o? Yalancı günahkar perçem. Tabi burada yalancı günahkar kimse kastediliyor. Vücudun bir bölümü söylendi, bu kısmı söylendi, tamamı kastedildi. Bizim eline sağlık derken senin bedenine sağlık diye kastetmemiz gibi. Feliyet o ne diye o meclisini çağırsın bakalım ya da taraftarlarını çağırsın. Ebu Cehil bununla övünüyormuş. Benim arkamda bir sürü adam var. Bir sürü kişi beni takip ediyor falan. Batıl davasında. Allah-u Teala çağırsın onları diyor. Madem öyle kabarık adamları var, çok güçlü falan, onları çağırsın. Senel-u zebaniye, biz de zebanileri çağıracağız diyor Rabbimiz. Bu da Rabbimizin melekleri. Kelle la tuti'hu. Hayır, sen ona itaat etme. Vescud vekterib. Secde et ve Rabbine yaklaş. Niçin burada Rabbine yaklaş, yani secde et demedi de secde et ve yaklaş dedi. Önce secdeyi söyledi. Secdenin kulluğun en ileri derecesi olduğu ifade edilir. Rabbimizin önünde yere kapanmamız en üst seviyedir yani. Herkese de nasip olmaz yani. Namaz kılmayan bir sürü insan var, alnı secdeye değmemiş. Bu nimetten faydalanamamış yani. Hatta bazı duyuyoruz kardeşlerimizden. Doktor diyor ki sen secdeye inemezsin, ya öyle şey mi olur, ineceğim, yani dizleri ağrıyor vesaire. Bunlar güzel takva durumları. Allah-u Teala selamet versin, cennette ağırlasın böyle hassasiyet gösteren kardeşlerimizi. Evet, niye yaklaşı sonraya getirdi? Burada yaklaşın nasıl yaklaşılacağı belirtilmedi. Dolayısıyla Allah'a yaklaştıran ne kadar ibadet varsa bunların hepsi bu ayet kapsamına girer. Sen Allah-u Teala'nın gösterdiği şekilde helallerden, haramlardan, onların ikisini gözeterek ibadet etmelisin. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmelisin. Rabbine yaklaşmaya çalışmalısın anlamına gelir. Bu secde ayetiydi. Biz secdemizi de yapalım. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.